Ben 12 yaşındayken öğretmenimiz bütün sınıfı gerçek bir sinemada film izlemeye götürmüştü. İlk kez şahit olduğum bu görüntüler benim için şok ediciydi. Film bittiğinde işte bu hayatım boyunca yapmak istediğim şey demiştim. Gürcistanlı yönetmen Georgi Ovaşvili diyalogları çok seven bir sinemacı değil. Filmlerinde sessizlik hakim. Ovaşvili görüntülerin gücüne inanıyor. Karakterleri fazla konuşmasa da filmlerinde insan hep ön planda. Bu bazen rastlantısal bir buluşmanın verdiği duygu ya da savaşın veya doğanın insanlık üzerindeki etkileri gibi öğelerle görünür oluyor. Tiflis yakınlarında 1963 yılında doğan Ovaşvili, ülkesinde ve Hollywood'da sinema öğrenimi görmüş. Öğreniminin ardından bütün dünyada ödüller alan filmler yapmaya başlayan sanatçının ilk uzun metrajlı filmi Öteki Yaka, Abhazya'daki savaş sırasında yerinden olan bir mülteci çocuğun evine dönme çabaları hakkında. Mısır Adası filminde ise Gürcistan ve Abhazya arasındaki sınırda bir nehir adasında çiftçilik yapan, doğa şartlarının ve Gürcistan'la Abhazya arasındaki gerilimin elde edecekleri hasadı etkilememesini uman bir adam ve torununun hikayesi anlatılıyor. Ovaşvili ile Tiflis'te buluştuk. Film çekme sürecim her seferinde farklı oluyor. Tabii ki başta aklınıza bir fikir geliyor ya da bir yerden hoş bir hikaye veya genel bir konu duyuyorsunuz. Bunun ardından hikayeyi kafanızda işlemeye başlıyorsunuz. Bu aşama benim için oldukça uzun zaman alıyor. Her bir projem için ilk fikirden son ürüne kadar 4-5 yıl harcıyorum. İlk olarak bol bol düşünüyorum. Herhangi bir şey yapmıyorum. Yalnızca düşünüyorum ve konuyla hikaye adım adım oluşmaya başlıyor. Bu aşamada kendimi çok fazla zorlamıyorum. Kendimi asla zorlamıyorum. Çünkü bunun zaman alması gerektiğini biliyorum. Her şey kendiliğinden oluşmalı. Eğer süreci zorlarsanız, süreç de sizi zorlar. Benim için zor olan bir aşama, senaryo yazım aşaması. Zor olmasının nedeni, bitirene kadar senaryoyu 8 kez, 10 kez, belki daha da fazla yeniden yazmam. Bunu yapmadan da ne yazık ki istediğimi elde edemiyorum. Bir keresinde senaryo yazarımla buluştum ve bana bir nehir hakkında, gerçek bir nehir hakkında, Inguri Nehri hakkında bir hikaye anlattı. Bu nehir bugün ülkemi Kafkasya kısmı ve Gürcü kısmı olarak ikiye bölüyor. Ve bu nehirde ilkbaharda yağmur mevsiminde küçük adalar oluşuyor. İki taraf arasında da birbirinden toprak almak amacıyla çatışmalar vardı. Fakat bahar aylarında oluşan bu küçük adalar her iki tarafa da ait değiller. Herhangi bir kişiye de ait değiller. Şu anda bir yapım sürecindeyiz. Birkaç gün içerisinde çekimlere başlayacağız. Sinema kesinlikle bir meslek değil, hayatın ta kendisi. Eğer bunu hissetme, bu tadı alma olanağınız yoksa
bir film setinde olabilmek için bütün ama bütün imkanlarınızı zorlamalısınız. Bence bir insan her şeyi başarabilir. Yalnızca bizi motive edecek büyük tutkulara ihtiyacımız var. Bence ben bu tutkuya sahiptim ve hala da sahibim. Fakat aynı zamanda da varmam gereken noktaya henüz varmadığımı düşünüyorum. Bu yolda hiç durmadan ilerlemem gerek ve belki de bir ömür varmak istediğim noktaya varmama yetmeyecek.